Efendim 2015 7 Haziran seçimlerinin bir tekrarını yaşayacağız. Zaten seçim tekrarı olarak geçiyor. 7 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Karabük'ten bir milletvekili çıkardı. AK Parti'nin 2002'den bu yana bir gelenek haline getirdiği tutum olayını, geleneğini bir durdurdu. Ve özellikle burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin dinamik rolünü oynayan Karabük Belediye Başkanı, MHP'li Belediye Başkanı Sayın Rafet Bergili seçimleri 7 Haziran'da da böyle, şimdi de böyle. Genellikle Mehmet Ali Şahin üzerinden bir seçimi yürütme kampanyasını kendisinde daha başarılı görüyor gibi görüyoruz. 7 Haziran'da da ağırlıklı hep sizi şikayet etti. Mehmet Ali Şahin üzerinden bir şey yaptı. Şimdi de Mehmet Ali Şahin üzerinden bir seçim kampanyası yürütüyor. Ve bazı iddiaları var. Siz dediniz ki kavga etmeyeceğiz. Evet. İncitsek de incitmeyeceğiz dediniz. Kavga yok dediniz. Ve şunu sormak istiyorum efendim. Şimdi Sayın Bergili der ki, buyur. Sayın Şahin bizi sürekli engelliyor. Belediye başkanlığı yatırımlarımızda devlet demiryollarının arsa temini konusunda genel müdür buraya geldi. Ama daha sonra bize dediler ki değer tespitinde ya acele etmeyin bu iş olmayacak. İller Bankası'ndan 7,5-8 trilyon gibi bir kredi kullanma imkanımız vardı faizsiz. Çok uygun. Müracaat ettik. Tam alacağız. Sayın Şahin'in talimatıyla engellendik. Böyle iddiaları var. Kavga etmeyeceksiniz ama bu iddialarda askıda duruyor. Vatandaşın kafasına evet. Bir soru işareti. Sizi neden engelliyorsunuz Sayın Bergili'ye? Bir defa bu iddialar doğru değil. Sanıyorum bir sene veya 1,5 sene önce falandı. Yine bir bayramlaşmada Rafet Bey dedi ki İller Bankası'ndan kredi talep etmiştim. İçişleri Bakanlığı'nın bir izin vermesi gerekiyor. O sırada da Muammer Güler'di İçişleri Bakanı. Kendisine bir ricacı olur musunuz? Benim bu krediye de ihtiyacım var. Tabii hay hay dedim. Ankara'ya döndüm. Muammer Bey'i aradım. Ve Karabük Belediye'mizin size bir dosyası varmış İller Bankası kredisiyle ilgili. Ben bir bakayım dedi. Sonra döndü bana. Evet dedi burada bekliyormuş. Şimdi onay verdim. Gidiyor. Kredileri çıkacak. Kredi gelmedi diye itiraf ediyor. Şimdi daha sonra yine Rafet Bey bir kredi talebinde daha bulunduğunu söyledi. Bana yine yardımcı olur musun? İller Bankası Genel Müdürünü aradım. Dedi ki bizim özellikle yeni Büyükşehir Yasası'ndan sonra birçok belde belediyemiz kapandı. Ve dolayısıyla onların borçlarını İller Bankası olarak biz üstlenmek durumunda kaldık. Bu sene bizim kredi verme konusunda ciddi bir sıkıntımız var. O nedenle bu krediyi hemen veremeyeceğiz. Evet. Eğer bu ikinci krediyi alıp almadıklarını bilmiyorum. Rafet Bey'in söylediği. Almamış. O zaman niçin alamadığını gidip İller Bankası'na sorması lazım. Beni aramadı. Yani deseydi ki ya bir kredi konusunda bir sıkıntı yaşanmıştı. Bu konuda henüz alamadık. Bir teşebbüste daha bulunur musunuz deseydi ben kendisine dönerdim. Yani beni Rafet Bey hiç aramıyor ama sadece bir yerlerde konuşuyor. Sadece beni eleştirmek için bunu bahane ediyor. Ben niye Karabük Belediyesi'nin ihtiyaç duyduğu ve verilmesinde de yasal bir sakınca olmayan kredinin verilmemesi konusunda bir teşebbüste bulunayım. Rafet Bey'den sadece şunu rica ediyorum. Kime ben Mehmet Ali Şahin olarak Karabük Belediyesi'ne kredi vermeyin demişim. O sözü kimden duymuş? Onu açıklamıştı. O zaman alayım Rafet Bey'i de misafir edeyim Ankara'da. Birlikte gidelim. Ben kime Karabük Belediyesi'ne kredi vermeyin demişim. O kimmiş? Beraber gidelim. Evet, bu kadar iddialıyım. Diyorsun. Bu kadar iddialıyım. Peki, kime söylemişim? Peki efendim devlet demiryolları iddiası var bir de. Devlet demiryolları arazisini evet. Çok güzel bir şekilde artık Karabük'ün evet. Gerçekten ortasında şimdi, meczup gibi bakın, dönmeye başlayacak. Bakın orası. Aday tanıtımında bu konuda bir çağrıda bulundum. Süleyman Karaman'dı devlet demiryolları genel müdürü. Hatta bu devir yollarının rehabilitasyonu ile ilgili bir temel atmıştık. Orada da gündeme gelmişti. Şimdi Rafet Bey bir talepte bulunuyor. Ancak talebin arkasını getirmiyor. Bakın, böylesine önemli bir projenin hayata geçirmesi için önce kendiniz belediye olarak bir proje hazırlayacaksınız. Bu projeyi ilgili bakanlığa, ilgili genel müdürlüğe sunacaksınız.
Gideceksiniz, onlarla görüşmeler yapacaksınız. Şimdi ben Rafet kardeşimden rica ediyorum. Sizin Devlet Demir Yolları'nın yük indirme bindirme yeri ve oradaki arazilerle ilgili hangi projeyi hazırladınız? Bu projenin içerisinde neler var? Bu proje Devlet Demir Yolları'na neler yüklüyor? Hiç Ankara'ya Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'ne bu işin gittiniz mi? Hiç gittiniz mi? Kiminle görüştünüz? Hangi genel müdürle, hangi genel müdür yardımcısıyla görüştünüz? Bunlar size hayır dediler de, Niye benim haberim olmadı? Peki niye bölge milletvekillerine gelip, iktidar partisinin milletvekillerine gelip, mesela bana gelip? Şimdi Rafet Bey'in bütün bu açıklamalarını sadece politik amaçla yapılmış açıklamalar olarak değerlendiriyorum. O nedenle ciddiye almıyorum. Rafet Bey'le şurada yolda karşılaşsak, karşıdan geliyor olsa, ben de gidiyor olsam. Rafet Bey'in ilk söyleyeceği şudur. Selamun aleyküm abi, nasılsın? Bir emrin var mı? Rafet Bey budur. Rafet Bey bana abi diye hitap eder. Bana abi der, ben de onu kardeş olarak görürüm. Her gördüğüm yerde aynı şeyi söyler. Selamun aleyküm abi, nasılsın? Bir emrin var mı? Ben Rafet Bey'i böyle bilirim. O söylediklerini tamamen politik amaçla söylenmiş sözler olarak kabul ediyorum. Benim içim birdi, dışım bildir beni. O acıklılar bilir, Karabükler bilir, Efendiler bilir, Yeniceliler, Eski Pazarlılar bilir. Ben sadece Karabük'e ve Karabükli hemşerilerime hizmet etmek için, yardımcı olmak için Karabük milletvekili olmadan önceden beri hep ilgilenmişimdir. Karabük'le çok yakından ilgilenmişimdir. İstanbul milletvekili olduğumda da, Antalya milletvekili olduğumda da Karabük'ün her sorunuyla elimden geldiği kadar ilgilenmişimdir. Dolayısıyla böyle o onu dedi, bu bunu dedi. Tabii meyveli ağaç taşlanır. İşte biraz yüksek evet, tutuluyor. Meyveli ağaç taşlanır. Rafet Bey beni taşlayarak bir siyasi avantaj elde edeceğini falan düşünüyor. Ancak benimle bana yönü dönük o iddiaları herkesin belediye başkanı konumunda olan Rafet Bey'in değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı söylerse daha şık olur. Milletvekilinin, milletvekili adayları, yani MHP'nin milletvekili adayları söylerse daha şık olur. Rafet Bey belediye başkanı ve belediye başkanı olarak yerel hizmetlerden sorumlu. Yani merkezi hükümetle ilgili bir görevi yok kendisinin. Böyle yaparsa daha şık olur. Ben Rafet Bey'i kardeşim olarak görüyorum. O da bana abidir. Bana abi diyen bir kişiyi üzecek hiçbir ifadede bulunmam. Bana ne de söylerse söylesin. Şimdi karşılaştığımızda gene Rafet kardeşim ne var ne yok derim. O da bana der ki abi ne var ne yok, bir emrin var mı diyecektir eminim. Evet. Dolayısıyla halk ikimizi de tanıyor. O söylenenlerin tamamı siyasi amaçla, politik amaçla söylenmiş olan sözlerdir. Alınmıyorum da onlardan dolayı. Ben ciddiye almıyorum. Halkın da ciddiye alacağı kanaatinde değilim. Peki efendim, kendisinin de iddia, gündeme getirdiği Ovacık'la ilgili bir iddia var. Buyur. Ve bu da gerçekten bizim de kafamızı karıştırıyor. Diyor ki Sayın Şahin 12 yıldır bu AK Parti hükümetinin, AK Parti'nin ve hükümetin çok önemli yerlerinde yer alan bir insan. Ovacık'ı kalkındırma noktasında Zobran'a yapılan kapalı cezaevini eğer Ovacık'a yaptırmış olsaydı, Ovacık'ın nüfusu 700-800'e kilitlenip kalmazdı. 2000-3000 hatta daha fazla olurdu. Ve Sayın Şahin böyle bir hizmeti yapmadığı için, kapalı cezaevini Ovacık'a getirmediği için Ovacık Ergun kendi Bey, kaderine bakın, kaldı bakın, değil. Böyle bakın, bir eleştiri var. Bir cezaevinin nereye yapılacağı son derece önemlidir. Stratejik konu. Cezaevinin ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yere yakın olması lazım. Ağır ceza mahkemeleri Karabük'tedir. Dolayısıyla hükümlerin ve tutukluların duruşmalara getirilip götürülmesi açısından bir sorun yaşanmaması lazım. Kışın kar yağdığında bir tutuklu veya hükümlü kar nedeniyle yollar kapandı. Dolayısıyla duruşmalar ertelendi. Bu insan hakkı ihlalidir. Ben Ovacık'a yapılmasını arz ederdim. Ama Ovacık ağır ceza merkezine oldukça uzak bir noktadadır. O nedenle teknik olarak, yasal olarak Karabük'e ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yere yapılması gerekiyor. İddiyim. Biz ne yaptık? O ceza evi için ayrılmış olan yere sporcu kamp eğitim merkezi yaptık. Şimdi o kamp eğitim merkezini biraz daha genişletiyoruz. Şu anda inşaat devam ediyor. 4 tane engelliler federasyonu 12 ay orayı kullanmaya başlayacak. Bunların içerisinde olimpik milli takımlar bile var. Yani onun yerine Ovacık'a biz
sporcu kamp eğitim merkezi yaptık. Özellikle yazın burası dolup taşar. İki tane çim yüzeyli futbol sahası var. Işıklandırmalıdır. Yani onu demin söylediğim nedenle yapamadık ama onun yerine Ovacık'a sporcu kamp eğitim merkezi yaptık. Bakın biz hizmetler açısından, ben Ovacıklıyım, nüfusu büyük olanlardan başladık biz hizmetlerimizi. Mesela Yenice Meslek Yüksek Okulu, ondan önce Eski Pazar Meslek Yüksek Okulu açıldı önce. Evet. Sonra Yenice açıldı. Sonra Eflahan açıldı. Niye Ovacık en son? Nüfusu düşüktü ondan. Ben Ovacıklı olarak Ovacık Meslek Yüksek Okulu'nu Yenice'nin de Eski Pazar'ın da Eflahan'ın önüne koyamaz mıydım? Koyardım. Ama bu adaletli olmazdı. Yine o zaman eleştirilirdik. O zaman da eleştirilirdik. O zaman da eleştirilirdik. Ben ilkeli ve tutarlı siyaset yapmaya özen gösteren bir insanım. Bakın, evet. Neyin için yaptığımı, hangi kriterlere göre yaptığımı sizlerle paylaşıyorum. O nedenle o sözler, o eleştirilerin Rafet Bey tarafından yapılmış olmasına üzülüyorum. Çünkü kendisi benim rakibim değil. Benim rakibim işte CHP'den Erdoğan Bey, MHP'den Adem kardeşim, Kar. Onlar bunları söylesin. Yani Rafet Bahçeli kardeşim belediye işleriyle meşgul olsun. Daha yapacak çok işi var. Bakın demin söylediği işte Devlet Demir Yolları'nın arazisi işini. Çağrı'da bulundum. Projesini hazırlasın. Birlikte yapalım. Araççayı üzerine bir rekreasyon alanı yapılacaktı. Mehmet Ceylan'ın da projesiydi bu, evet, biliyorsun. Evet. Bu önemli bir projedir ya. Ben heyecan duymuştum. Sandallarla geçecek, evet, geçelim. Akşamları kenarlarında çayları içecek. Şimdi Rafet Bey, Rafet kardeşinden benim istirhamım şu. Bu projeyi yaptırsın. Bu proje için Ankara'nın, hükümetin, devletin ne katkısı olacaksa ben o katkıyı Ankara'dan almaya gayret edeyim. Birlikte yapalım bunu. Ya ikimizin de amacı Karabük'e hizmet etmek değil mi Allah aşkına? Evet. Sen belediye başkanısın. Ben de inşallah halkımız layık görürse milletvekili olacağım. İnşallah AK Parti tekrar tek başına iktidara gelecek. Öyle umut ediyoruz. Halkımız karar verecek. Ya Karabük'e 2019'a kadar bu projeleri birlikte gerçekleştirelim. Niye kavga ediyoruz? Evet. Kavga ederek nereye varacağız? Hangi sorunu çözeceğiz Karabük'ün Allah aşkına? Evet. O nedenle diyorum ki Rafet ne söylerse söylesin. Cevap vermeyeceğim. Çünkü siyasi nedenlerle, politik nedenlerle söylediğini biliyorum. O bana abidir. Ben de ona kardeşim diyorum. Peki seçimlerden sonra sen bunu söylemiştin. Hadi kendim hallet bu işleri der misiniz? Bak, hayır. Şöyle diyeceğim. Eğer kendisi bir atakta bulunmazsa, evet ben de çağrıda bulunmuştum, ben de bunları hazırladım. Hadi bana yardım et demezse ben belediyeye gideceğim seçimlerden sonra. Evet gideceğim, bak söylüyorum huzurunda. Belediyeye gideceğim. Rafet şunları hazırladın mı kardeşim? Hadi bakalım beraber yapacağız diyeceğim. Herhalde beni belediyeden kovacak hali yok.